Evet, şimdi bakın. Bas. Sony Bas, Orta Ses Eastern, Sony Twitter, UTN Dom Twitter. Şimdi bak, Orta Ses, Tiz, Bas arasındaki farklara bak. Net şekilde göstereceğim size. Şimdi bunların arasında daha doğrusu Hz ve Kilohz farkları var. İşte Kilohz'lerin, Hz'lerin hangi hoparlörün ne kadar vuracağını internetten bakın, öğrenin. Ben 50 kere okudum, bir türlü ezberleyemedim. Şimdi bastan başlayalım bak. Şimdi bası deniyoruz. Sesin nasıl değiştiğini göreceksiniz birbirlerinin arasında. Tabii şimdi ben bunları böyle deniyorum ama kabinde daha güzel çalar. Kabinin mühendisi ayıdır. Ses mühendisleri ayarlar onu, hesaplar, ölçer, biçer, ona göre koyar. Kabinde çok güzel sesini alırsın hoparlörleri. Şimdi bak, bir tane orta ses ekleyelim, bakalım neler alacağız. Mid range ekleyelim. Şimdi bir de Sony'nin Twitter'ını ekleyelim. Tabii bu midrange'lerle Twitter'ların da arasında farklar vardır. Kimisi düşük midrange'tir, kimisi yüksek midrange'tir. Yani bunların da arasında bir ton sınıfı var. Woofer'lar olduğu gibi. Bak, Tiz'i ekleyelim. Bak, Tiz alamadığımız bazı sesler biraz daha ortaya çıktı. Yani bu üçünü böyle takınca 3 yollu woofer, midrange, tiz 3 yollu bir hoparlör yapmış olduk ama ses karakterleri belki hepsinin birbirine uymaz, uymayabilir. Ama kabinde çok güzel çalar. Şimdi bak, şu Twitter'ın yerine Dom Twitter takacağım. Tekrar dinleyin şu Twitter'ı. Şu Twitter'ı midrange'siz dinleteyim size. Dom Twitter'la arasındaki farkı bakın. Dom Twitter ben şey derim, daha cazgırdır, kulak tırmalar. Bak şimdi Dom Twitter'ı takalım. Kendimize bir tane krokodil alamadık bu arada. O kadar da fakirim yani. Şimdi bak, Dom Twitter'ı taktım. Aradaki farkı görün. Sadece basta Dom Twitter bağlı. Gördün mü bak Dom Twitter'ın farkını? Dom Twitter daha çok tiz veriyor. Daha çok kulağını tırmalıyor. Şimdi bak, şunu da takayım. Orta sesi. Dom Twitter'ı şimdi bağlayalım orta sesle. Şimdi az önceki Twitter bu orta sesle beraber tizi daha az alıyorduk. Orta sesle beraber Sony Twitter'ı. Dom Twitter'da daha fazla alırız. Şimdi Twitter'larda, hoparlörlerde bipolar kondansatör vardır. Bu bipolar kondansatörler birincisi hoparlörü korur, ikincisi filtreleme yapar. Aslına bakarsanız bana göre hoparlörü koruması ana amacıdır. Twitter ve şeyleri. Twitter ve orta sesleri korur. Bak, orta seste de vardır mesela. Hani crossover derler ya, bir tane kondansatör takarlar. Bipolar, kutupsuz kondansatör. Bir bobin sararlar. Arada bir tane tahliyelenç falan koyarlar. Filtre derler. Aslında bana sorarsanız bence şöyledir. Şimdi benim mesela bunu sürdüğüm kolon RX90. Örnek veriyorum. İki çıkışı var ya, örnek veriyorum. Şimdi iki çıkışı adam ne yapması lazım? Üç yollu birer tane hoparlör takacak her şeye, her çıkışa.
3 yollu bir hoparlörü taktı. Basın wattı ve omacı kaldırıyor. Bu sefer orta sesin ve Twitter'ın omacını ve wattını ayarlaması lazım. Eğer ki bu orta sesle Twitter'a filtre veya bipolar kondansatör takmazsa, eğer hesaplaması tamı tamına değilse, tamı tamına da olsa, bunları yakma ihtimali var. Yani şöyle anlatayım. Eğer adam bu filtreyi buraya koymazsa şöyle bir şey yapmak zorunda kalacaktı. Şuna bas frekansı veren bir hoparlör çıkış ayarlayacaktı. Şuna orta frekans veren bir çıkış ayarlayacaktı. Buna da Twitter frekansı veren bir çıkış ayarlayacaktı. 3 tane ayrı çıkışa 3 tane ayrı hoparlörü takmak zorunda kalacaktım. En kaba anlatım bu yani. En kaba anlatım. Adam ne yaptı? Buna bir crossover taktı. Ne bileyim bir tane bipolar kondansatör taktı. Aradaki boşluğu kapatmış oldu. Tek çıkışa hepsini verdi. Bu hoparlörleri de korudu. Sesi de filtreledi. Filtre yaptı. Şimdi orta ses, dom Twitter, bas da çalalım. Bak, dom Twitter'da tizleri daha çok aldın. Orta ses sökelim. Şöyle söyleyeyim son tahlilde. Her türlü şu dom Twitter buradaki bütün şeyi bozdu. Çünkü öyle bir tiz veriyor ki orta sesi götürdü yani. Şu ses karakterlerinde. Buna en güzel yakışan şu Sony Twitter oldu. Yani hani dom Twitter'ı övüyorlar ya, dom Twitter, dom Twitter, dom Twitter. Şimdi dom Twitter'ı buraya koyunca bu orta ses neredeyse yok oldu. Hissiyatı. Bak bunu takalım. Ya buna şu 3 gruba en güzel şöyle uydu yani. Bu sadece tiz. Orta sese geçelim. Bunlar da işte böyle test için görün diye yaptım yani. Benim de çok bilgim yok ama. Mesela şu 3 kolon birbirine uydu. Şu dom Twitter'ı taktığım an bu dom Twitter bu orta sesin yani tize yakın frekanslarını bastırdı. Yok etti yani şu orta sesi. Sırf tiz dinlemeye başladık. Şu fazla bu kolon. Yani dom Twitter'ı övüyorlar sürekli. Tamam övebilirsin, güzel, çok ses veriyor. Ama tabii ki ona göre takım yapman lazım. Bu videoyu da böyle paylaşayım dedim.